Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, değer oluşturmanın anahtarı, işinizi müşteriyle şekillendirmek konuda etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz efendim. İçinden geçtiğimiz dönemde birçok kavramı konuşuyoruz, birçok yaklaşımı konuşuyoruz, iş modellerinin değişimini konuşuyoruz. Ama hepsinin ortak paydası müşteriyi, paydaşları çok daha iyi anlamak, bu dönemin gerçekleriyle birlikte müşteriye ve paydaşlarımıza sunduğumuz değeri olabildiğince dönüştürmek, maksimize edebilmek. Bu çaba gerçekten kolay bir çaba değil ama bu dönemle gelen bir çaba da değil aslında baktığımızda. Belki de son 10 yıldır özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte müşteriyi daha iyi anlamak, onun ihtiyaçlarını daha iyi anlamlandırmak, ona özelleştirilmiş, onun ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirilmiş teklifler sunmak zaten öncelik haline geliyordu. Pandeminin getirdiği bu dönemde çok önemli etkilerden biri olan hızlandırma etkisiyle birlikte bu konuda da ciddi bir gelişme gördük. Bugünkü etkinliğimizde Harvard Business Review perspektifinden bakarak aslında bu değer oluşturmanın ve müşteride değeri algısını belli bir noktaya çekebilmenin yaklaşımı nasıl olmalı diye sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Teknoloji perspektifimizde bu işin teknolojik boyutunu konuşacağız. Deneyim perspektifimizde de çok değerli iki tane konuğumuzla birlikte bu yaşadığımız dönemin gerçekleri çerçevesinde işimizi müşteriyle ve müşteri için şekillendirme noktasında neler yapabileceğimizi hep birlikte konuşacağız. Şimdi gelin Harvard Business Review olarak biz nasıl bakıyoruz ve işimizi ve değer oluşturma yaklaşımını müşteri merkeziyle nasıl şekillendirebiliyoruz, bunun üzerinden hep birlikte geçelim. Evet sevgili dostlar, değerli konuklar. En önemli, belki de çok dikkat etmemiz gereken ve biraz da gözden kaçırdığımız konulardan bir tanesi, müşteriye değer oluşturmayı konuşuyorsak ilk bakmamız gereken müşterinin bir ürün veya hizmeti alması için nasıl bir karar çevrimi gerçekleştiği. Bu aslına bakarsanız belli kategorilerde 5 yıl öncesine kadar, belli kategorilerde daha öncesine kadar ciddi bir zaman alan, ciddi enerji gerektiren bir çevrimdi. Diyelim ki bir ürün alacaksınız. Önce ürünü araştırıyordunuz, bilenlere soruyordunuz, gidiyordunuz mağazada bakıyordunuz, tekrardan düşünüyordunuz, dönüp eşe dosta bir daha soruyordunuz ve bu belki de günler, hatta haftalar alan bir süreç olarak karşımıza çıkabiliyordu. Bugün içinden geçtiğimiz dönemde özellikle teknolojiyi, sosyal medyayı iyi kullanan bir müşterinin alacağı ürün veya hizmetle ilgili kısa listesini yapması 5 dakikayı geçmez. Dönersiniz, o ürünle ilgili yorumları okursunuz, notlarına bakarsınız, şikayet sitelerine bakarsınız ve bir anda alıp almama kararı konusunda çok ciddi bir bağlam oluşturabilirsiniz. Bu aslında pazarlamacılar için ve markalar için bir meydan okumayı da beraberinde getiriyor. Zira uzun bir çevrimde müşteriyi yakalamak, onun fikrini değiştirmek, bizim kendi değer vaadimizi ona aktarmak noktasında birçok şansımız olabiliyor. Ama bu çevrim çok kısa gerçekleştiğinde erken aşamada ve doğru mesajı vermek gitgide daha zor hale geliyor. Bu yüzden tüketicilerle, müşterilerle sürekli temas halinde olmak, onların dokunma noktalarını çok iyi analiz etmek ve buralarda doğru kanallarda doğru mesajları vererek ilerleyebilmek çok kritik bir rekabet avantajı haline geliyor. Diğer önemli bir konu da müşteri sadakati. Evet, şunu hep söylüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Artık müşteriler çok daha az sadık. Çok daha fazla haberdar olabiliyorlar konulardan. Çok daha fazla alternatifler önlerine gelebiliyor. Algoritmalar onlara yönelik çok farklı uygulamalarla öneriler getirebiliyor. Yani müşterinin aklını çelebilecek veya müşterinin sadakatini dönüştürebilecek çok fazla etken var ortalıkta. Ve bugüne kadar biz bu sadakat işini lineer bir süreç olarak görüyorduk. Önce bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorduk. Ardından bir alışkanlık ortaya koymaya çalışıyorduk. O alışkanlıklar oturduktan sonra bunun satın almaya geçmesini ve satın almadan sonra da o devamlı satın almayla birlikte artık yavaş yavaş o ürünle ilgili sadakatin oluşmasını, hatta müşterinin o ürünün temsilciliğini yapmasını hayal ediyorduk. Artık böyle bir dünya kalmadı sevgili dostlar baktığımızda. Neden kalmadı? Çünkü bu lineer süreç gitgide bir çevrim haline geldi ve biraz evvel de aktardığımız gibi bu çevrimi manipüle edecek çok fazla değişken var ortada. Bugün artık bizim yapmamız gereken, etkili pazarlama yaklaşımlarında olması gereken müşterinin gerçek anlarını yakalamak. Yani müşterinin duygusal,
müşterinin realite, müşterinin bağlantı anlamında önemsediği o mikro anları yakalamak ve o mikro anlarda müşteriye doğru teklifi verebilmek. Yakalamayı geçtim, o mikro anları oluşturmak bile çok önemli. Bugün baktığımızda 11-11 yani 11 Kasım 1-1-1-1 Bekarlar Günü olarak adlandırılan yaklaşım bundan 5 sene önce, 10 sene önce yoktu hayatımızda. Fakat öyle bir mikro anı veya öyle bir gerçek anını oluşturdu. Özellikle Ali Baba'nın çabaları var burada. Ve daha sonra bu artık bir günde milyarlarca dolarlık satış yapılan bir güne doğru evrildi. Dolayısıyla mikro anları ve rutinleri oluşturmak, onları ilk gerçeklik anında, ikinci gerçeklik anında, üçüncü gerçeklik anında tutarlı bir biçimde tüketiciye aktarabilmek çok önemli bir rekabet avantajı haline geldi. Bu da teknoloji olmadan, bu da müşterinin nabzını doğru biçimde tutmadan kesinlikle yapılabilecek bir durum değil. Tabii ki müşterinin nabzını tutmak kolay bir iş değil. Bu sadece veriye, sadece dataya, sadece teknolojiye dayalı bir iş de olamaz. Çünkü aslına baktığımızda herhangi bir ürün veya hizmetin tüketiciye iki tane faydası var. Fonksiyonel fayda ve duygusal fayda. Ya bir otomobile bindiğimizde bizi A noktasından B noktasına taşıması bir fonksiyonel fayda. Ama o otomobilin bize verdiği prestij, bize verdiği statü, bize verdiği keyif onun duygusal faydası. Dolayısıyla günümüzde hem duygusal faydayı hem de fonksiyonel faydayı optimize etmek lazım. Bu bize nasıl bir mücadele getiriyor? Şöyle bir mücadele getiriyor. Verileri anlamak, toplamak çok önemli. Bu bizim fonksiyonel fayda tarafında çok işimize yarayacak. Ama aynı zamanda o verilerin arka planında yatan içgörülerin, arka planında yatan yanlılıkların, arka planında yatan duygusal faktörlerin de farkına varmamız lazım. Yani bir taraftan big datayı, bir taraftan small datayı çok etkili topluyor, değerlendiriyor, anlayıp anlamlandırıyor ve teklifimize entegre ediyor olmamız çok önemli. Bu özellikle duygusal tarafta çok kolay bir süreç değil. Diğer taraftan COVID hayatımızın bir gerçeği, pandemi döneminde müşterilerin davranışlarının, reaksiyonlarının ve yapılarının çok ciddi değiştiğine dair bir sürü makaleyi biz de yayınladık. Siz de mutlaka görüyorsunuz, okuyorsunuz bu tarzda yorumları. Evet, Ernst & Young'ın yaptığı bir araştırmaya göre COVID'in getirdiği etkiyle birlikte özellikle ilk dönemlerde müşterilerin bazı davranışları şekillendi. Örneğin özellikle ilk aylarda ve COVID'in o çok kapanmalarla birlikte hayatımıza girdiği dönemde stokçuluk, stoklayan, bir kenara koyan müşteri davranışları, çekingenlik içinde olan müşteri davranışları ön plana çıkmaya başladı. Ama COVID sonrasında müşterilerin bu davranış yapısında belli unsurların korunması ama genel anlamda müşteri yaklaşımında bazı yeni yapılar oluşması söz konusu. Artık daha kendi ihtiyaçlarının farkında olan, kanalları daha etkili kullanabilen, farklı bakış açılarıyla farklı talepleri değerlendirebilen bir müşteri setine doğru evriliyoruz. Diğer taraftan temkinli yaklaşımların ön plana çıktığını görüyoruz. Bu da güven demek. Güven temelli, ilişki temelli yapıların çok daha ön plana çıkması demek. Bu da özellikle dijital ortamda kurulması ve sürdürülmesi çok kolay bir yapı değil. Diğer taraftan hala daha bazı noktalarda maliyete bakan, harcamasını kısan, çok tedbirli davranan müşteriler de olacak. Onlara da fiyat performans anlamında en doğru ürünleri onların beklentisi çerçevesinde götürmek de şirketlerin en önemli öncelikleri olacak. Zaman içerisinde bu geçişkenlikler oldukça karmaşık bir tablo oluşturabiliyor. Dolayısıyla bu tablonun, bu görüntülemedeki zorluğunu çözmenin yolu da aslında müşterinin nabzını çok iyi tutmak, oradaki verileri çok iyi anlamak ve doğru teklifi doğru zamanda götürmek noktasında. Burada müşteri olarak genel kullandığımız kavramı sadece B2C olarak görmeyin lütfen sevgili dostlar. B2B'de de aynı durum var. Bugün B2B tarafına baktığımızda ciddi biçimde güvenin ön plana çıktığı bir dünya karşımıza geliyor. Buna birazdan daha detaylı gireceğim ama müşteri kavramını B2C'de ve B2B'de çok daha ön planda görmek, anlamak, değerlendirmek bizim için önemli. Evet, müşterilere oluşturduğumuz değer teklifleri her geçen gün daha da değişiyor, daha da güçleniyor, daha da kapsamlı hale geliyor. Eskiden daha çok fonksiyonel odaklı olan bu tekliflerin gitgide fonksiyonel ve duygusal etkileri bir arada barındıran ve
daha deneyim merkezli bir noktaya doğru kaydığını görüyoruz. Müşteri deneyimi, hatta onun da üzerinde insan deneyimi kavramlarını, CX'i, HX'i konuştuğumuz bu günlerde bu deneyimleri oluşturmanın en önemli unsuru müşterinin o hayat çevrimini çok iyi anlamak, oradaki doğru anları, doğru kanalları çok iyi şekillendirmekten geçiyor. Ve bu bize aslında pazarlamayı hem B2C'de hem B2B'de sadece bir bilim değil, aynı zamanda bir sanat olarak görmemiz gerektiğini, pazarlama yaklaşımımızda ve pazarlama ve satış unsurlarımızda sadece hard skill diye tabir edilen o analitik yaklaşımları değil, soft skill diye tabir ettiğimiz iletişim, empati kurma gibi becerileri de çok yoğun bir biçimde dikkate almamız ve beceri setimizin içerisinde bunları da geliştirmemiz gerekiyor. Ve çok farklı alanlarda farklı odak noktalarını yönetmek gerekiyor. Bu da aslında kolay bir iş değil baktığımızda. Bugün birçok farklı sektörde, birçok farklı segmentte müşteriyle karşı karşıya olabiliriz. Ve bu müşterileri yönetmek de holistik bir bakış açısını gerektiriyor. Holistik bakış açısı çok güzel ama bunu çözmenin yolu da entegre bir platform üzerinden tüm bu temas noktalarında, tüm bu odak noktalarında ciddi bir sonuç elde edebilmek. Dedik ya B2B tarafında da ciddi değişimler var diye. Yapılan araştırmalara baktığımızda, bu McKinsey'nin bir araştırması, B2B'nin özellikle COVID döneminde eskiye göre çok daha dijital kanala yöneldiğini, daha çok yüz yüze, daha çok ilişki bazlı bir dünya olan B2B'nin artık dijital tarafa doğru iyice evrildiğini görüyoruz. Elbette COVID sonrasında burada ufak tefek geri dönüşler olacaktır ama artık özellikle %50 verimliliğin, %50 zaman tasarrufunun bile çok önemli olduğu bir B2B dünyasında bu dijital iş yapma modellerinin çok ciddi verimlilik avantajı getireceği görüldü ve B2B'nin bundan çok fazla da geriye dönmesi aslında beklenmiyor. Dolayısıyla B2B tarafındaki bu ciddi değişimi, dönüşümü, zihin yapısı dönüşümünü çok iyi anlamak ve B2B müşterilerinin buradaki ihtiyaçlarını da doğru şekilde adreslemek çok önemli hale gelecek. Evet sevgili dostlar, baktığımızda aslında önümüzde 3 fazla bir stratejik meydan okuma var. Bunlardan bir tanesi elimizdeki veriyi çok iyi anlamak ve bunu iş planımıza, iş amaçlarımıza ve organizasyonel yapımıza çok uyacak şekilde entegre edebilmek sisteme. Bu çok önemli çabalardan bir tanesi. Diğer tarafta bu elde ettiğimiz veriyi içgörülere, zekaya, uygulamalara dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli ve burada hem duygusal hem de fonksiyonel boyutu göz önüne alarak bunu yapmamız gerekiyor. Üçüncü tarafta da tüm bunları etkin bir biçimde yönetmek için bir platform yaklaşımı, doğru araçları bulmak ve etkili biçimde kullanmak gerekiyor. Evet sevgili dostlar, peki bunu bize bugün yaptıracak olan dünya hazır mı? Evet hazır. Bugün özellikle bulut bilişim tarafında muazzam gelişmeler var. Bugün artık çoklu bulutun gerçek olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre bazı endüstrilerde aynı anda 8 farklı bulutun kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bulut dünyası çok ciddi bir biçimde bize hem maliyet, hem hız, hem de dönüşüm etkisiyle büyük bir avantaj veriyor, büyük bir fırsat penceresi açıyor. Yapay zeka yine bu alanda karşımıza çıkan önemli noktalardan bir tanesi. Veri analitiği ve ileri analitik teknikleriyle hem bulut hem yapay zeka birleştiğinde karşımıza muazzam içgörüler, muazzam kestirimsel yapılar çıkabiliyor. Bunları da çok doğru görmek, bunları da çok doğru değerlendirmek gerekiyor. Evet sevgili dostlar, değerli konuklar, bizim Harvard Business Review olarak aslında müşteri tarafında değer oluşturmak ve müşteriyle işimizi şekillendirmek konusuna bakışımız bu yönde. Bu noktada size çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Ekranınızın yan tarafında mobil kullananlar için altta bir anket bölümümüz var. Burada kısa bir anketimiz var. Sizden ricamız bu anketimize şöyle birkaç saniye ayırıp cevap vermeniz. Sizin oradan vereceğiniz içgörüler, sizin oradan bize sağlayacağınız feedbackler bizim için son derece değerli olacak. Şimdiden anketi doldurduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, değerli izleyiciler, şimdi teknoloji perspektifine bakalım. Teknoloji perspektifinde konuğumuz Netaş Sistem Entegrasyon Proje ve Çözümden Sorumlu İcra Kurulu üyesi Selda Parın. Selda Hanım bize değeri somutlaştırma noktasında teknolojinin neler getirebileceğini anlatacak. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Değeri somutlaştırmak anlamında sözü kaldığı yerden devralacak olursam,
Biz müşteriyi işinin merkezine alan bir kurum olarak hem teknolojiyi hem de müşteri beklentilerindeki değişimi yakından takip ediyoruz. Dijitaldeki varlığını artırma gereği ve ihtiyaç duyulan hız, müşterilerimizi hem teknoloji üretenlerle hem de uygulayanlarla işbirliğine gitme noktasına getiriyor. Bu anlamda teknoloji iş ortağı olarak Salesforce'u biz seçmiş durumdayız. Kendi iç süreçlerimizi, müşteri etkileşim sürecimizi de Salesforce'u kullanıyoruz. Hem de uygulama ve servis iş ortağı olarak çözüm ve hizmetlerimizle zenginleştirerek müşterilerimize sunuyoruz. Salesforce'a biraz daha yakından bakacak olursak, yaklaşık 250 milyar dolarlık şirket değeri, 150 binden fazla müşterisi, milyonlarca lisanslı kullanıcısı olan dünyanın bir numaralı CRM uygulaması. IDC verilerine göre Fortune 500'ün %95'i Salesforce kullanırken bu oran ilk 100'e doğru çıktığımızda %99'lara varıyor. Yine Forbes dergisi tarafından verilen yılın en inovatif firması ödülünü de üst üste alan bir şirket. Hatta derginin ödülün adını son 10 yılın en inovatif şirketi olarak değiştirdiği de Salesforce camiasında gülümseyerek anlatılan Salesforce'un üstünlüğünü vurgulayan anekdotlardan bir tanesi. Salesforce kendisini sadece CRM değil, müşteri başarı platformu olarak görüyor. Çözümlerini bu kriterle yarattığı fayda ile ölçerek geliştiriyor. Her bir çözümün best practice'lere dayanan ölçülmüş fayda iddiası var. Salesforce 360 adı verilen platformla bir kurumun pazarlama, satış, servis ve hatta e-ticaretini kapsayacak şekilde müşteri etkileşim yapısını kurgulamanız mümkün oluyor. Bu modülleri isterseniz tek tek alıp, isterseniz de Lego gibi birleştirerek uçtan uca bir müşteri etkileşim süreci oluşturmanız mümkün oluyor. Platform %100 bulut temelli olarak tasarlanmış, yani buluta doğmuş bir uygulama. Bu bulutta tasarlanmış olmanın önemli avantajlarını hem kullanıcılar hem de bizler uygulayıcılar esneklik olarak yaşıyoruz. En önemli avantajları arasında neler var diye bakacak olursak, aslına bakarsanız en önemlisi hız diyebilirim. Bir diğeri özellikle platform üzerinde sağlanan diğer ofis uygulamalarıyla olan doğal entegrasyon olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü olarak da yine hızla kendisini belki bir miktar ifade eden değişen ihtiyaca adaptasyon. Bu da yine kuruma şartlar değiştiğinde müşteri etkileşimini yeniden tasarlama anlamında hız kazandıran diğer bir yetenek. Bu bahsettiğim avantajları biz değişik uygulamalarda netaş olarak da tecrübe etmiş durumdayız. Örneğin çok yakın zamanda pandemi döneminde bir müşterimizin satış sürecini 10 gün gibi bir sürede platform üzerinde devreye alma imkanını yakaladı ki bu bir CRM uygulaması için oldukça iddialı bir süre. Tabii burada şunu söylemem gerekli, best practice'lere uyan yapılar için bu sürelere inebiliyor. Onun ötesinde yine back office uygulamalarına doğal entegrasyon konusunda da gördüğümüz örnekler COBİ'lerden başlayarak holdinglere kadar bütün kurumların müşteri etkileşiminin arkasında duran back office uygulamaları var ve bu back office uygulamalarıyla entegrasyonda uçtan uca başarılı bir yapı kurmak için olmazsa olmaz. Bu anlamda bilindik ofis uygulamalarıyla doğal entegrasyonlarda hepimizin, müşterinin ve uygulayıcıların hayatını kolaylaştıran bir diğer faktör. Peki bu iddiayı nasıl gerçekleştirdiğine de biraz bakacak olursak, platform modülleri birlikte kullandığınız senaryoda pazarlamadan servise size önce doğru müşteriyi bulmanızı, sonra doğru müşteri kitlesine doğru teklifleri doğru zamanlama ile iletmeniz üzerine bir iddia koyuyor ortaya. Sonrasında da servis modülüyle müşteri memnuniyetini
garanti etmenizi hedefliyor. Bu yapı uçtan uca kurgulandığında temel hedefi satışları artırmanız ve satıştan servise var olan ekiplerinizi de daha efektif kullanmanızı iddia ediyor. Bu yapıların hepsini destekleyen, yani bu modüllerin her birini destekleyen Salesforce'un son dönemde üzerine çokça da yatırım yaptığı bir alan raporlama ve analytics alanı. Bu alanda Einstein adını verdiği bir yapay zeka platformuyla kendini güçlendirmiş durumda Salesforce. Ve burada hem çalışan kaynağımız, en değerli varlığımız olan en çalışan performansını maksimize etmeyi hedefliyor. Bir diğer katkısı, ki yapay zekanın bu anlamda önemli katkıları olduğunu değişik alanlarda da görüyoruz. Önemli bir katkısı da müşteri davranışlarını analiz etmek ve gelecekteki değişimi tahmin etmek üzerine de platformu destekleyen bir yapı olarak Salesforce'un güçlendirdiği bir alan, raporlama ve analytics alanı. Bu noktada Salesforce'un yeni anons ettiği bir satın alma haberini de paylaşmak isterim ki şöyle bir gerçeklikten hareket ediyor Salesforce. Diyor ki müşteri etkileşiminde şirket içi çalışanlar kadar kurumun iş ortaklarının da önemli katkıları oluyor. Ve iş akışlarının bu paydaşları kapsayacak şekilde tasarlanmamış olması süreci başarımını kısıtlıyor. Bu anlamda yaptığı satın almayla Slack isimli bir iş akış platformunu bünyesine katan Salesforce bu süreçleri, satıştan servise bu süreçleri paydaşları da içine alacak, şirket dışı kaynakları da içine alacak şekilde kurgulama imkanını kullanıcılarına sunuyor olacak önümüzdeki yakın gelecekte. Hatta bu platformun sesli ve görüntülü iletişimle de destekleneceği aldığımız bilgiler arasında, böylece verimliliği maksimum seviyeye de taşımayı hedefliyor. Biz Netaş olarak bu alanda neler yapıyoruz diye bakacak olursak da aslında kurumlara Salesforce tarafında uygulama ve servis iş ortağı rolünü üstleniyoruz. Bunu yaparken 50 yıllık endüstri ve mühendislik geçmişimiz en büyük gücümüz. Bu güçten beslenen sertifikalı personellerimizle müşteri süreçlerine odaklanıyoruz ve teknoloji bilgimiz yanında ilgili endüstri ve onun öncelikleri konusunda derinleşerek daha başarılı bir süreç tasarımı sağlanmasında müşteriye destek oluyoruz. Katkı sağladığımız diğer iki başlıkta çok doğal olarak custom uygulamalar ve diğer ofis uygulamaları ile entegrasyon başlığı, ki bunlar zaman zaman müşteri tercihlerine göre şekillendirdiğimiz diğer katma değerli hizmetlerimiz. Devreye alma sonrasında ise müşteri etkileşim sürecinin tek seferlik bir uygulama değil, yaşayan bir döngü olduğu bilinciyle hareket ediyoruz ve kurumun müşterisinin beklentilerine odaklanarak yeni süreç ve çözümler oluşturmasına da kuruma destek oluyoruz. Son söz olarak ve özet olarak destek verdiğimiz kurumla müşteri etkileşim sürecini birlikte kuruyor ve yaşatıyoruz diyebilirim. Teşekkür ederim. Evet, Selda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada anketimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Sağ tarafta veya mobil kullanıyorsanız altta yer alan anketimizi doldurup fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız minnettar oluruz. Evet, şimdi vakit kaybetmeden deneyim perspektifimize, panelimize geçelim. İki değerli panelistimiz var bizlerle birlikte. Bir tanesi B2B tarafında, bir diğeri ise B2C tarafında çok yoğun operasyonlar gerçekleştiren iki kurumun temsilcisi. Çarık Holding CTO'su Ali Fuat Çötelioğlu, Pegasus CIO'su Barış Fındık. Ali Fuat Bey, Barış Bey, hoş geldiniz panelimize. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ali Fuat Bey, öncelikle sizinle başlamak istiyorum. Çalık grubu gerçekten çok farklı alanlarda faaliyet gösteren, B2B tarafında çok güçlü gruplardan bir tanesi. Sadece ülkemizde değil, bölgede de, dünyanın farklı yerlerinde de çok geniş operasyonları var. Ve B2B'de nabzı çok iyi tutan yapılardan bir tanesi. Bu minvalde içinden geçtiğimiz dönemde aslında müşterilerin davranışlarının, değer beklentilerinin nasıl değiştiğini çok sık konuşuyoruz. Çok sık bu konulara değiniyoruz.
ediyoruz. Siz baktığınız noktadan, özellikle sizin faaliyet gösterdiğiniz alanlarda, sektörlerde müşterilerin değer beklentilerinin nasıl değiştiğini görüyorsunuz? Hangi beklentiler ön plana çıkıyor, hangileri daha geriye gidiyor? Evet, dediğiniz gibi Çalık Holding çok farklı sektörlerde ve çok farklı iştigal alanlarına mensup. Enerji, inşaat, lojistik, pazarlama, tekstil üretimi, finans, telekom gibi hakikaten çok farklı alanlarımız var. Ve sorduğunuz soruya da aslında her sektörde farklı şekilde müşteri beklentileri değişiyor diye cevap vererek başlayayım. Özellikle B2B diye temas ettiniz. Hakikaten çok büyük bir B2B business'ımız var. Özellikle de Türkiye Cumhuriyetler'de çok aktifiz bu konuda. O tarafta müşteri beklentisi süreçlerin aynı şekilde devam etmesini bekliyor. Pandemi sürecinden tabii ki bütün sektörler gibi bizim de iş yapış tarzımız etkilendi. Hem Türkiye'de hem yakın coğrafyada bu konuya çok dikkat etmek durumunda kaldık. Ama müşteri beklentisi uzun taahhüt işlerimizde zaten hiçbir aksilik olmadan işlerimizin devam etmesi. Aynı şekilde içeride tabii ki projeleri yeni kazanım elde etmemiz de gerekiyor ki proje cycle'ları biri kapandıkça diğeri devam etsin. Yine keza enerji sektöründe biraz daha işimiz enerji dağıtım ve perakende. Orada biraz daha B2C'ye dokunuyoruz. Oradaki süreç çok kritik. Hiçbir şekilde elektrik kesintisinin olmaması, tahsilatların devam ediyor olması, call center'dan ve müşteri temas noktalarından aynı şekilde hiçbir sürecin aksamaması üzerine bizim çalışmalarımız devam ediyor. Allah'a şükür bu zamana kadar herhangi bir majör problem yaşamadan süreci idame ettirdik. Telekom sektörü yine benzer şekilde bu pandemi sürecinde ihtiyaçlar ve özellikle müşterinin kullanımı çok daha fazla arttı. Bundan dolayı bizim dikkatli bir şekilde operasyon verimliliğimize kontrol altında tutup müşteri beklentilerine karşılık vermemiz gerekiyor. Finans tarafında işimiz bir miktar daha kolay. Olabildiğince dijitalleşmesi önde olan bir sektörümüz zaten. Dolayısıyla hem call center olsun hem internet bankacılığı olsun müşterilere uçtan uca hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu süreç zarfında özetleyecek olursam müşteri beklentisi sanki pandemi süreci yokmuş gibi ama sahaya fazla inmeden, müşteri temas noktalarını kullanmadan olabildiğince uzaktan bu sürecin devam etmesinin sağlanması. Dolayısıyla biz de her türlü operasyonumuzu buna göre adapte etmek zorunda kaldık ve bundan sonra önümüzdeki projeleri de bu şekilde şekillendiriyoruz. Ali Fuat Bey, özellikle B2C tarafında konuştuğumuz zaman kanal yapısının çok değiştiğini, tüketicilerin özellikle bu dönemde dijital tarafa çok ağırlık verdiğini hep söylüyoruz. B2B'de de aslında benzer bir denge görülüyor değil mi? Yani B2B'de de müşterilerin dijital tarafa doğru beklentilerinin daha fazla yoğunlaştığını görüyoruz biz. Siz nasıl görüyorsunuz buradaki resmi? Çok doğru söylüyorsunuz. B2C zaten eskiden beri hani pandemi öncesinde de böyleydi. Ama B2B tarafına geldiğimiz zaman artık bir kere müşteri temsilcilerimiz, müşteri temas noktasında olan arkadaşlarımız sahada fazla olamıyorlar. Dolayısıyla bu işleri tamamen online platformda uzaktan halletmek gerekiyor. Hele uzak coğrafyalarda da olduğumuz için eskisi kadar seyahat edemiyoruz. Çok ciddi bir seyahatimiz vardı bizim. Yakın coğrafyamızda özellikle B2B, EPC ve bu inşaat taahhüt işlerimizde. Şimdi onun tamamını uzaktan nasıl yapabiliriz, işte müşteriye nasıl dokunuruz, CRM uygulamaları, workforce takip ediyor olmalarını, bütün uzaktan ekibimizin eskiden bilgisayarında olan işte VPN yapıp sisteme bağlanarak alması gereken konuların tamamını tek bir platformda toplayarak müşteri temsilcilerimize, müşteri temas noktalarımıza, projecilerimize ayrı ayrı imkanlar sunmak zorundayız. Aksi takdirde sizin de belirttiğiniz gibi mevcut süreci devam ettirmemiz hayli zor olur. Çok teşekkürler Ali Fuat Bey. Gerçekten hem B2B'de hem B2C'de ciddi bir değişim bekliyoruz. Hem müşteri tarafında hem de genel değer teklifini oluşturma tarafında. Ben bu noktada Barış Bey'e dönmek istiyorum. Barış Bey, Pegasus'a baktığımızda hem yoğun bir operasyon, yani havayolu operasyonu gerçekten çok yoğun. Aynı zamanda da yılda milyonlarca müşteriye dokunan B2C tarafı da çok güçlü bir yapıdan bahsediyoruz. Siz özellikle baktığınızda kendi sektörünüzde müşterilerin değer beklentilerinin nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Bu noktada özellikle temel beklentiler ne yöne evriliyor?
Yani tabii pandemi sürecine de değinmeden son dönemi anlatmak pek mümkün değil herhalde. Ali Fuat da bir de bahsetti. Maalesef seyahatlerle ilgili insanların kaygıları var şu dönemde. Dolayısıyla bizim sektörümüze de çok olumlu yansımadı bu. Özellikle yurt dışı seyahatler tarafı daha çok etkilendi. Yurt içinde yine göreceli olarak bir toparlanma yaşıyoruz. Tabii hem pandeminin tetiklediği bir başlık bu, hem de son yılların aslında konusu dijitalleşme, self-service hizmet alma, özellikle yeni jenerasyon çok daha etkin kullanıyor mobil cihazları, interneti ve yeni teknolojileri. Pandemi de tabii burada tetikleyici bir rol aldı. Hatta böyle çok son zamanlarda Twitter'da falan belki görmüşsünüzdür. Şirketinizde dijital dönüşümü kim lead ediyor, kim liderlik ediyor diye bir anket yapmışlar. Üç tane de cevabı vardı işte CEO, CIO bir de COVID-19 diye. Büyük çoğunlukla oyu herhalde COVID-19 almıştı o anketi. Yani gerçekten çok hızlı bir dönüşüm yaşadık. İşte evlerden çalışmaya başladık. Ben şu an kendi evimden bağlanıyorum bu yayına. Önce bu adaptasyon nasıl olur falan diye tereddüt ediyorduk ama çok hızlı bir değişim dönüşüm oldu hem çalışma ortamında hem de müşterilerin deneyiminde. Sahada çok hızlı bir yayılım gerçekleşti. Bütün özellikle Sabiha Gökçen'den başlayarak ekspres bagaj servisimizi devreye aldık. Yani insana temas etmeden bileti de online alıp sahaya gittiğinizde bagajınızı da otomasyonla yönetip cihazlara verip gideceğiniz destinasyona kadar aslında insan temasını minimumda tutarak da iyi bir seyahat deneyimi yaratmayı hedefledik. Burada Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük self-service istasyonu oldu. İzmir, Ankara gibi istasyonlara yine ekspres bagaj servisini yaygınlaştırdık. Tabii çok sayıda sefer iptalleri de gerçekleşti özellikle yaz aylarında. Burada müşteri bilgilendirmeleri çok kıymetli hale geldi. Biletlerin iptal edilmesi ise bunların müşterilere iletişimin yapılması. Tabii bu noktalarda sefer iptalleriyle ilgili yoğun müşteri dönüşleri aldık. Çağrı merkezimizde çok yoğun başvurular aldık. Tabii bu noktada değişken bu ortamı efektif bir şekilde yönetmek için teknolojiden yine aynı şekilde en sonuna kadar faydalandık diyebilirim. Özellikle Salesforce tarafında IVR aramalarıyla müşterileri efektif bir şekilde bilgilendirmek ki ben insan gücüyle bunun yapılabileceğini de dahi düşünemiyorum. Çünkü çok sayıda sefer, çok sayıda yolcunun bu iletişime ihtiyacı oldu kısa dönemde. Hakeza işte ödemeler tarafında bir takım sorunlar yaşandığında bunların otomasyonla yine canlı live agent dediğimiz çağrı merkezindeki asistanlarımızın müşteriye anında müdahale ederek problemi çözme girişimleri gibi farklı çözümler bu döneme ciddi değer kattı. Zaten dijitale doğru müthiş bir evrilme vardı. Biz Türkiye'nin aynı zamanda en büyük e-ticaret şirketlerinden birisi olarak da görüyoruz kendimizi. Kendi web sayfamızdan ve mobil ortamlarımızdan yaptığımız satış Türkiye'nin ilk 10'una bizi bazen ilk 5'ine rahatlıkla sokuyor. Çok ciddi bir hem ihracatçıyız hem ciddi bir e-ticaret oyuncusuyuz. Ve bu tabii 30 milyon normalde biz işte 2019 yılında yolcu taşımıştık. Bu seneki hedefimiz daha da yüksekti aslında. Ama pandemi maalesef bu rakamları biraz da geri çekti. Umudumuz 2021'de inşallah 2021 güzel geçecek diye düşünüyoruz. Bu aşı gelişmelerinden falan umudumuz var. İşlerin toparlanacağına inanıyoruz. Tabii 30 milyon müşteriye hizmet etmek demek çok kolay bir iş değil. Ciddi bir teknoloji yatırımı, ciddi bir altyapı yatırımı gerekiyor deyip bağlayayım ben. Devam Evet. ederiz sonraki soruda. Barış Bey, evet bu bir sonraki turda zaten bunun detaylarını sizden alacağım ama sizin de altını çizdiğiniz gibi yanılmıyorsam Pegasus kendini dijital havayolu olarak da nitelendiriyor ve bu konuda ciddi bir stratejik yatırım yapıyor. Ya bu döneme teknoloji anlamında dijitalleşme, dijital dönüşüm anlamında hazırlıklı giren veya belli yol alarak giren şirketlerinde aslında hem çok daha hızlı ayağa kalktı hem de daha hızlı ivmelendiğini de görüyoruz. Bu da bir avantaj.
olsa gerek diye düşünüyorum. Buradan tekrardan Ali Fuat Bey'e dönmek istiyorum. Ali Fuat Bey, sizin de söylediğiniz gibi biraz evvel hem B2B'ye dokunan işleriniz ağırlıklı buradasınız, hem B2C'ye dokunan işleriniz, buralarda müşterilerin beklentilerinde ciddi bir değişim dönüşüm var veya böyle bir bizim beklentimiz var. Bu minvalde baktığınızda bunu hayata geçirebilmek için, bunu adresleyebilmek için ne tarz projeler yapıyorsunuz, nerelerde hangi aksiyonları alıyorsunuz? Evet, ben de Barış Bey'in kaldığı yerden devam edeyim, biraz da bağlama olsun. Şimdi bu COVID-19'la beraber bu remote work, yani uzaktan çalışma çok ön plana çıktı. Dolayısıyla eskiden kendi ofisinde otururken çeşitli uygulamalara bağlanıp belli müşteri bilgilerini, dokümanlarını bir araya getirip teklif oluşturma süreçleri, kolaborasyonu ofis içindeyken farklı. Bu tamamen uzaktan remote bu işi yaparken çok farklı olmaya başladı. Dolayısıyla biz bu süreçte özellikle pre-sales'tan başlayarak satış sonrası aktivitelerini de dahil ederek biz de Barış Beyler gibi bir Salesforce yatırımını bu sene ortasında pandemi sürecinden sonra başlattık. Pandemi süreci daha evvel planlarda vardı bu, ama pandemi süreci bu işte dijitalleşmedeki etkin rolünü kullandı ve bizim projemizi tetikledi. Bizim birçok sektörde olan müşterimizi tek bir platformda bütün dokümanlarıyla, süreçleriyle, detaylarıyla beraber Salesforce üzerinde takip etmeye başladık. Tabii bunun en büyük avantajı bulut tabanlı olması ve herhangi bir VPN ihtiyacı olmadan bütün çalışanlarımızın uzaktan bir şekilde buna bağlanıyor olmaları. Zaten hani pandemi süreci açılınca sahaya indiğimiz zaman da benzer şekilde bu yatırımın bize çok fark yaratacağına inanıyoruz. Yine içerideki operasyonel verimlilik tarafında uzaktan olması sebebiyle bu evrak otomasyonlarının robotlaşması konusunda ciddi yatırımlarımız var. Bakıyoruz süreçlere ve neyi otomatize edip robotlaştırabiliyorsak bunu hemen projelendirip hızlıca devreye almaya çalışıyoruz. Bu artık bir zorunluluk oldu. Yani eskiden işte bunu manuel ortamlarda da yapabilecek ortamlar pandemi süreciyle beraber ortadan kalkınca artık bu süreci robotlaştırmak elzem oldu. Dolayısıyla bizim hızlı bir şekilde bu ve benzeri yatırımlarımız devam ediyor. Yine burada tabii ki yapay zekadan da faydalanıyor oluyoruz. Bütün bu bilgileri tek bir platforma topladığımız zaman elimizde ciddi anlamda büyük veri oluşmuş oluyor. Bunu belli algoritmalarda işte Salesforce'un Einstein'ıyla belli bir aşamalara da getiriyoruz. Özellikle bizim backlog dediğimiz proje takip aşamalarımızda bütün dünyadaki projeleri takip ediyoruz. Ve projeler eskiden manuel takip edilirken yine belli kanallarda bu projeler official'da aslında announce ediliyor, açıklanıyor. Biz bunların tamamını Salesforce üzerinde yapıp, değerlendirip her türlü aşamasını tek bir platforma almaya karar verdik ki efektif bir şekilde sürecimizi yönetelim. Yine müşteri temas noktalarında dediğim gibi tamamen dijitalleşmek üzerine kurulu süreçlerimiz var. Ve iş verimliliği konusunda da bütün bizim bu operasyonumuzu destekleyen sahada bir ekiplerimiz de var. Biz B2B şirketiyiz ama sahada her yaptığımız işin ciddi bir operasyonel yükü var. Bunu da yakın takip ederek personel verimliliğini, shift mekanizmalarını, çünkü hastalananlar var, ekibe yeni katılanlar oluyor, ayrılanlar oluyor. Dolayısıyla bunları da çok dikkatli bir şekilde takip edip sahayı yöneten ekibi, özellikle bunların yöneticilerinin sahaya eskiden bir fiil sahip olurken artık dijital teknolojilerle sahanın nabzını tutmak ve yönetmesi şeklinde olan projelerimize tamamen öncelik verdik. Yine klasik IT yatırımlarımız devam ediyor ama bu özellikle bu dönemde bu tip yatırımlarımız ön plana çıktı. Evet Ali Fuat Bey, siz söyleyince aslında ne kadar uçtan uça değer sağlanabileceği gözüküyor bu dijitalleşme yaklaşımı veya dijital dönüşümle birlikte. Ama bunun merkezinde yani hem müşterinin nabzını tutabilmek, hem ona farklı kanallardan ulaşabilmek, hem de ona değer oluşturacak operasyonları olabildiğince etkin kılıp belki de buradaki insan kaynağını müşteriye daha fazla değer oluşturmaya yönelik daha değerli vakit kullanmaya yöneltecek ciddi entegre bir strateji görüyorum sözlerinizden. Çok teşekkür ediyorum ve hemen buradan Barış Bey'e
geçiyorum. Barış Bey, siz TİOL'ları verdiniz ilk soruya cevabınız sırasında. Özellikle belirttiğiniz bir konu çok önemliydi. Belki havayolu müşterisi dijital kanalları kullanmaya en yatkın veya bu konuda alışkanlığı en yüksek müşterilerden bir tanesi. Artık hani şöyle bir düşünüyorum, herhalde son 5 yılda falan bütün havayolu operasyonlarında, işlemlerinde dijital kanallar dışında bir kanal kullandığımızı hatırlamıyorum. Bu minvalde baktığınızda siz hem bu alışkanlık hem de bu dönemin getirdiği ekstra taleple birlikte önümüzdeki döneme dair bunu adresleyecek neler yapıyorsunuz? Hangi projeler ön plana çıkıyor şu anda gündemde? Yani çok popüler kavramlar var tabii. Şimdi IoT vesaire çok konuşuluyor ama gerçekten bizim sahada hani üretimde çok meşhur bir tabir vardır. Just in time denir. Yani havacılık da bu çok kıymetli. Havacılık bir planlama ve optimizasyon işi. Dolayısıyla biz sahadaki bütün ekipmanları, uçaklarımızı, oradaki personeli anlık olarak aklında nerede olduklarını, hangi kişinin hangi cihazı kullanmaya ehliyeti olduğunu, bütün bunları real time olarak insanların nerede olduğunu sahada takip ediyoruz. Yani ciddi bir IoT yatırımımız var. Bu operasyonların verimli, zamanlamanın iyi yönetilmesi için çok kıymetli. Tabii self-servis tarafında az önce de bahsettim. Biz gerçi pandemi döneminden önce başlamıştık bu yatırım ama Express Bagaj diye tüm bagaj ödemeleri dahil bagaj operasyonlarını yönettiğimiz self-servis istasyonlara çok ciddi yatırım yaptık. Pandemi dönemine de biraz denk geldi. Hatta müşterilerimizden şöyle dönüşler bile aldık. Yani pandemi döneminde ne kadar hızlı bir reaksiyon oldu bu gibi, aslında öncesinde başlamış bir dönüşümde ama gerçekten pandemi dönemine iyi hazırlanmış olduk o çalışmayla birlikte. Tabii müşterinin yönetimi burada çok kıymetli. Ne kadar çok sahada planlamalarda değişiklik olursa müşteriyi de o ölçüde daha etkin ve daha çok bilgilendirmeniz gerekiyor ki bir kaos oluşmadan ortam yönetilebilsin. Müşterinin mutluluğu ve operasyonun sürekliliği sağlanabilsin. Tabii bizim burada yeni teknolojilerden faydalandığımız çok spesifik alanlar da var. Yani müşterinin alabildiği kadar çok bilgi al kavramı artık biraz geride kalıyor. Yani duruma göre bilgi iste, bir form üzerinde her şeyi doldurtturalım, ihtiyacımız olursa kullanırız ya da ek bir bilgiye ihtiyacımız olursa müşteriyi tekrar arar, o bilgileri tekrar isteriz diye bakmıyoruz konuya. Aslında biraz senin sorusunda yepyeni form yapıları tasarladık. Yani örneğin bir bagajım kırıldı ya da bagajım zarar gördü diye bir case açıldığında form üzerinde başka bilgiler istiyoruz. Uçağımı kaçırdım ya da farklı bir case açıldığında başka bilgiler istiyoruz. Yani bunları tamamen dinamik yönetmek hem müşteriyi rahatlatıyor hem de süreci kısaltarak aslında anlamsız overhead'leri, gereksiz maliyetleri sürecin üzerinden kaldırıyoruz. Zaten bizim müşterimize en önemli değer teklifimiz, biz dijital bir hava yolu yüzüyoruz ama bununla aslında başarmaya çalıştığımız şey yalın bir yapı oluşturmak ve en ucuz maliyetle en ucuz fiyatı müşterilerimize sunmak. Dolayısıyla süreçlerimizi yalınlaştırmak, müşteriden minimum bilgiyle ama etkili bilgiyi alıp anında sonuca gitmek, farklı ihtiyaçlara göre, yani şu da çok kıymetli. İşte bütün müşteri taleplerini 3 saat içerisinde karşılarım demek bazen ya da 1 saat içerisinde karşılarım demek bazen çok başarılabilir bir hedef olmuyor ama uçuşuna bir günden az kalmış şikayetleri 2 saat içinde mutlaka karşılamanız gerekiyor ki müşteri mağdur olmasın ama zamanı olan bir yolcuysa belki şikayet biraz daha esnetilerek yönetilebilir. Ya da şikayetin türüne göre, tipine göre problemleri ele alma biçiminiz, müşteriden almanız gereken bilgilerin formatı vesaire diye baktığımızda tüm bunları müşteri ihtiyaçlarına göre yönetebilmek çok kıymetli. Bu anlamda Salesforce altyapısı üzerinden son derece parametrik, akıllı, duruma göre hareket eden, duruma göre bilgi ihtiyacını karşılayan, yine arkadaki süreçleri çok etkin yönetebildiğimiz yalın bir yapı kurduk. Bizim her İşin başında yalın olması, operasyonların lean olması çok kıymetli. Çünkü low cost demek, yalın demek. Bir şeyleri farklı yapmanız lazım ki maliyeti daha düşük yöneteceksiniz ve bunu müşteriye bir değer olarak sunabileceksiniz. Bizim en büyük değer teklifimiz Pegasus olarak ucuz biletin adresi diyoruz. Bunu da dijitalleşmeyle sağlamaya çalışıyoruz. Burada da müşteriye dönük operasyonlarda özellikle hem çağrı merkezi tarafında hem de süreçlerin yönetildiği tarafta özellikle Salesforce'u ve iş ortağı Netaş tarafında çok iyi bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet, Barış Bey, özellikle sözlerinizde müşterinin bütün yaşam çevrimini çok iyi anlamak ve o yaşam çevrimindeki kritik anlarda ona en doğru teklifi verebilmek
konusunun çok ağırlıklı olduğunu görüyorum. Bu gerçekten de hem B2B'de hem B2C'de çok önemli konulardan bir tanesi. Çünkü artık bizim sadakat dediğimiz o olay tek bir lineer yapı değil, sürekli değişen bir çevrim şeklinde gerçekleşiyor. Ve o hani gerçek anlarını yakalayıp bağlamın da el verdiği ölçüde ve bağlamın gerçekleri çerçevesinde o ihtiyacı karşılamak veya o fırsatı vermek çok önemli. Çok teşekkürler Barış Bey'in değerli görüşleriniz için. Ve evet Ali Fuat Bey, şimdi de birazcık geleceğe bakalım. Şimdi içinden geçtiğimiz dönem bizi gerçekten çok ciddi öğrenimlerle şekillendirdi. Sizin de söylediğiniz gibi ne bileyim mesela seyahat gerçeği yerini dijital etkileşime bıraktı veya farklı alanlarda müşterileri anlayıp onlara daha doğrudan gidebilmenin yöntemlerini getirdi. Siz birazcık değindiniz aslında sinyallerini verdiniz ama müşteri, çalışan ve süreç bağlamında baktığımızda özellikle biraz süreci de odaklayarak öne çıkacak olan önümüzdeki dönemki stratejileriniz, yatırım planlarınız neler? Evet, şöyle ifade edeyim. Şimdi artık biz B2B şirket olmamıza rağmen direct to consumer diye bir kavram var. Bu artık hepimizi etkiliyor. Biz de bundan ciddi bir şekilde etkilenmiş durumdayız. Dolayısıyla biz bir denim fabrikamızda üretici olsak dahi müşterinin nabzından başlayarak çeşitli sosyal medya kanallarından bu bilgileri toparlayıp müşterilerimize sunduğumuz app'lerle bu trendleri takip etmek ve burada kendi müşterilerimize bu trendler doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarını yapıp ve üretici olarak nihai müşteriye dokunan ürünler geliştirmek zorundayız. Dolayısıyla bizim de gelecekteki yatırımlarımız tamamen uçtan uca, hatta B2C noktasından başlayarak nihai müşterinin ihtiyaçlarından başlayarak analizleri yapmak, büyük veri ortamlarında kendi süreç iyileştirmelerimizi yaparak minimum ve maliyetlerle operasyonel verimliliği de arttırarak nihai ürünleri kendi müşterilerimiz kanalıyla nihai müşterilere sunmak aslında. Genel itibariyle ana stratejimiz bu olduğu için veriden çok faydalanmaya başladık son dönemde. Ve özellikle bu yıl itibarıyla mesela bu tamamen pandemiden bağımsız olarak gelişen grup genelinde bir büyük veri inisiyatifi başlattık. Buradan topladığımız datalarla her türlü iç verimlilik sürecimizi analiz edip burada çeşitli algoritmaları kullanarak ister satış tarafında olsun ister üretim tarafında olsun tamamen yeni nesil teknolojilerle müşterilerimizi nihai anlamda değer yaratmak istiyoruz. Müşteriye değer yaratmak için de sizin de bahsettiğiniz gibi iç süreçlilikteki verimlilik ve kendi iş personelimizin uçtan uca entegre bir şekilde çalışmasını sağlamak zorundayız. Yine yatırımlarımız arasında bu işte video konferans diye başlayan süreç tamamen bir kolaborasyon ortamına dönüşmüş durumda. Bu kolaborasyon ortamını tetikleyecek hem bunu destekleyecek tool'larımız, biraz evvel dediğim gibi satış tarafında bunu tamamen Salesforce üzerine yapılandırdık. Diğer taraftaki uygulamalarımızı da tamamen veri üzerine dayalı şekilde ERP sistemlerimizle entegre bir şekilde değiştiriyor, geliştiriyor durumdayız. Burada tedarikçilere baktığımızda özellikle pandemi sürecinde bizimle benzer dönüşümü yaşayan ve bizi destekleyebilecek olan partilerle çalışmak istiyoruz. Özellikle uzaktan olduğu için bütün operasyonlar, her türlü IT desteklenme, support alma faaliyetleri de uzaktan yönetiliyor. Bizim burada baktığımız ve gördüğümüz strateji ne kadar konsolide, büyük şirketlerde bu işleri konsolide edebilirsek uçtan uca hizmet kalitemizi de arttıracağız. Burada biz de Netaş'la Salesforce'da çalışıyoruz ama bunun en büyük sebebi uçtan uca işte donanım tarafından başlayan ve devamında her türlü desteği alabileceğimiz güvenilir partiler seçiyor olmak. Burada da Netaş'ın ön plana çıktığını söyleyebilirim. Benim ve grubumuzun tercihi bu tarz uçtan uca bizi destekleyecek ve güçlü firmalarla yolumuza devam etmek şeklinde.
Evet, özellikle bu tarz yolculuklarda gerçekten stratejik bir partner gibi yeri geldiğinde sizin bir biriminiz gibi düşünüp çalışabilecek, yeri geldiğinde dışarıdan bakan bir göz gibi size farklı içgörüler verebilecek iş ortaklarının değeri çok daha öne çıkıyor anladığım kadarıyla Ali Fuat Bey. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani bizim biz zaten bunları taşeron diye görmüyoruz, partner diye görüyoruz. Dolayısıyla satın almalarımızı yaparken bir nebze IT'mizin uzantısı olan partnerlar seçiyoruz. Dijital ekosistemimizi zenginleştirmek üzere yola çıkmış durumdayız. Tamamen tercihlerimiz bu yönde. Dolayısıyla da bunun zaten dönüşleri kısa vadede projelerin hızlı bir şekilde hayata geçmesinde yaptığımız doğru adımları bize gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum Ali Fuat Bey ve Barış Bey'e geçiyorum. Barış Bey, aslında baktığımızda biraz evvel de söylediğim gibi havayolu operasyonu çok yoğun bir operasyon ama sizin de değer teklifinizi hayata geçirmeniz için bu operasyonu olabildiğince yalınlaştırmanız, süreçleri olabildiğince optimize edebilmeniz lazım. Bu minvalde özellikle süreç perspektifinden, müşteri çalışan perspektifinden baktığımızda siz gelecekte neler planlıyorsunuz, stratejiler ne yönde gerçekleşecek? Yani son dönemde popüler olan kavramlardan bir tanesi RPA, Robotic Process Automation. Yani şirket içerisinde katma değer yaratmadığını düşündüğümüz rutin birbirini tekrar eden süreçleri özellikle RPA ile adreslemek çok önemli bir inisiyatif. Hatta biz buna Pero diye bir içeride isim bile verdik, Pegasus Robotics diye. Hatta Ali Bey ara ara espri yapıyor, benim en iyi çalışanım 7-24 çalışıyor Pero diye. Böyle bir kimlik bile kazandırdık bu işi. Şimdi havacılık tabii kendine has sistemleri olan biletleme rezervasyon sistemleri çok spesifik arka planda. Ama bunun üzerine müşteri yönetimi içinde entegrasyon kabiliyeti çok üstün ve entegrasyon kolay bir yapı kurmak gerekiyor. Burada biz Salesforce tarafıyla backend tarafını çok rahat entegre edebilen güzel bir yapı kurduk. Buradaki entegrasyonların kolaylığı, müşteri ihtiyaçlarına göre sistemi çok hızlı evrilebiliyoruz. Tabii burada iyi bir partner, yani iyi partner derken birkaç boyut belki saymak lazım. Salesforce'a çok hakim olmak, ihtiyaçları Salesforce'un hızlıca karşılayabilecek yetkinlikte uzmanların olduğu bir partner olması kıymetli. Bir de çok kişiye bağımlı olmayan bir yapının da olması çok kıymetli. Bazen işten bir kişinin de ayrılması işlerin aksamasına neden olabiliyor. Böyle bir yapıya düşmeden sürekli olan bir yapı kurmak bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla ekosistemimizi bu anlamda doğru partilerle desteklemek istiyoruz. Netaş'ta da iyi bir işbirliğimiz var. Farklı alanlarda da işbirliğimiz var ama özellikle Salesforce tarafında arzu ettiğimiz, hayata geçirmek istediğimiz pek çok problemi beraber ele alıp daha sonrasında çözüme kavuştuğunu görme şansımız oldu. Bu çok kıymetli diye düşünüyorum. Robotik tarafta yine birebir entegrasyonla yönetemediğimiz alanlarda da Salesforce aslında bize esneklik alanları açtı. Süreçlerin önemli bir kısmını hem çağrı merkez tarafında hem şirketin diğer alanlarında RPA ile destekleyerek aslında belli süreçleri çözme şansımız oldu. Hem bu müşteri taleplerine daha hızlı dönebilmemizi sağladı hem de daha optimum kaynakla aslında konuları ele alabilmemize, maliyet yönetimini etkin yapmamıza yardımcı oldu. Yani açıkçası self servis tarafını çok önemsiyoruz. Müşterilerin hem bilet alırken hem check-in alırken hem seyahat süresince self servis ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini çok önemsiyoruz. Bir problem yaşadıklarında ya da talepleri olduğunda bunu en etkin şekilde karşılamak çok kıymetli. Bu talep acenteden de geliyor olabilir, çağrı merkezinden de geliyor olabilir, sosyal medyadan da geliyor olabilir. Eski son günlerde çok kullanılmıyor ama omni channel tabiri çok bir ara popülerdi. Yani customer history'yi takip edip geçmişte yaşananları bildiğinizde ve hepsini tek ekranda gördüğünüzde, user friendly bir ekranda gördüğünüzde müşterinin talebinin çözülme şekli de, süresi de, maliyeti de çok farklılaşıyor. Çok daha etkin hale geliyor. Bunların tamamı çok kıymetli. Yani ekranların kolaylığı da çok kıymetli. Yani bir çağrı merkezinde bir çalışan işe başladığında ki turnover yüksektir çağrı merkezi sektöründe de. Yani o eğitim sürelerinin kısa olması, ekranlara çalışanlarımızın hızlı adapte olabiliyor olması burada user experience yani kullanım kolaylığı da oldukça kıymetli diye düşünüyorum ki bu anlamda da bir Salesforce'dan oldukça memnunuz diyebilirim.
Barış Bey çok teşekkürler. Gerçekten sizin söylediğiniz gibi önümüzdeki dönemde süreçlere dair de yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle sizin operasyonlarınızda hem yalınlaştırma hem fiyat odaklı değer teklifini mükemmelleştirmede çok kolay bir yapı değil. Burada da teknolojinin kaldıraç etkisi çok önemli. Evet değerli konuklar, sevgili izleyiciler, panelimizin sonuna geldik. Ben değerli panelistlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Ali Fuat Bey, Barış Bey, bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Evet, aynen, ben de çok keyif aldım. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, panelimizde aslında çok ön plana çıkan birkaç tane kavramı ben de size hatırlatmayı arzu ediyorum. Görülen o ki müşterinin davranışları, müşterinin beklentileri, müşterinin etkileşim kanalları inanılmaz derecede değişiyor. Bunu aslında sadece pandemi dönemine yüklemek haksızlık olur. Birçok endüstride, özellikle B2C'de bunun çok önceden beri var olan bir trend olduğunu ama pandemiyle birlikte bunun ivmesinin çok arttığını söyleyebiliriz. B2B tarafı tarafında da daha yüz yüze, daha fiziksel olan birçok ilişkinin, birçok sürecin dijitale doğru evrildiğini ve buradan da çok ciddi yeni modellerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ama hem B2B'de hem B2C'de müşterinin o bütün çevrimini holistik biçimde görebilmek ve bu çevrim içerisinde doğru anlarda doğru değer tekliflerini yapmak, doğru anlarda doğru ilişkileri kurmak ve doğru anlarda doğru işbirlikleri yaparak müşteriye değer maksimumda sunabilmek çok ön plana çıkıyor ve bunun için de doğru platformu kullandığınızda ve yanınıza da doğru iş ortağını aldığınızda bu stratejik yolculukta yalnız yürümemiş oluyorsunuz. Evet sevgili dostlar, değerli izleyiciler, panelimizle birlikte bugünkü etkinliğimizin sonuna geldik. Bugün sizlere farklı perspektiflerden, farklı yaklaşımlardan müşteriyi merkeze koyarak değer oluşturmanın genel çerçevesini sunmayı arzu ettik. Umarım sizler için de keyifli ve ilham verici bir etkinlik olmuştur. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz efendim.